Jujutsu Kaiser'ın mangakasının bir ton heyecanlı havalı karakterler yazdığını biliyoruz. Bu sır değil. Ve bu karakterlerden biri de bana göre kesinlikle Masamichi Yaga'dı. Peki biz Masamichi Yaga hakkında ne biliyoruz? Yani düşünüyorum, tamam, değişik jutsuları var, her şey okey. Ama hani neyi biliyoruz tam olarak hakkında veya neyi bilmiyoruz? Mesela hiçbir zaman evli miydi? Veya en sevimli, en sevdiği öğrencisi kimdi? Ve kimlere... ve kimlerin hocalığını falan yaptı. Neyse, sonuç olarak bu tarz bilgileri bu video için size hazırladım ve hepsini introdan sonra size sunacağım. Bir like ve abone. Arkadaşlar, biliyorsunuz, Jujutsu serisine giriş yaptım. Yani bu tarz karakterlerin devamını istiyorsanız şu videoya like butonuna basıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz ki devamı gelsin. Size bağlı, bana değil. 1. İlk gösterim. Mangada 3, animede ise 2. bölümde gözüktü. 2. Yaşı. Yaşı tamı tamına 47'dir. 3. Boyu. Boyu 1.92 idi. 4. Derecesi. 1. sınıf gücüne de sahipti. 5. Mesleği. Bildiğimiz üzere kendisi Jujutsu büyücüsüydü. Bunun da üstüne bir de müdürdü. 6. Popülerlik anketi. Masamichi, manganın birinci karakteri popülerlik anketinde 233 oyla 40. sırayı aldı. Bunu da hesaplarsak aslında gerçekten hani sonlara doğru oynamış diyebiliriz. 7. ilginç bir huyu vardı. Bir sürü gözlük barındırır ve müdür olduğundan beri de güneş gözlüğü takar. Böylece de içinde bir gözlük fetişi olduğunu da diyebiliriz. 8. En sevdiği sözü. Lanet olsun. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalı. 9. Hobisi. Güneş gözlükleri toplamak ve sevimli şeyleri sevmek. 10. Hoca. Kendisi zamanında Geto'yu, Gojo'yu ve Shoko'yu da eğitmiştir. Yani bunların öğretmenidir. 11. Oyuncak bebek üretiyor. Bunu da biliyoruz aslında. Yuji onu ilk gördüğünde Masamichi Keche ile yeni bir oyuncak bebek yapıyordu. Yani zaten oyuncak bebek olayı da meşhur zaten Masamichi'de. 12. Yeteneği. Masamichi cansız nesneleri canlandırmak ve bir büyü ile kontrol etmek için yarattığı bebeklere lanetli bir enerji çekirdeği aşılayabilir. Panda da dahil olmak üzere çok çeşitli lanetli cesetler geliştirdi. 13. Favori yemeği. Evet, kendisinin favori yemeği Fume Daikon'du. Yani bu da beyaz turp turşusu gibi bir şey oluyor. Şunu hiç aklımda şu an canlandıramadım ama turşu sevenler belki bilir. 14. En sevmediği yemek. En sevmediği yemek, yemekten fazla içecek de diyebiliriz, tatlı likörüdür. Yani içilir, sevilir. 15. En sevdiği öğrencisi. Masamichi, Satoru, Gojo'yu anlayabilen birkaç kişiden biridir ve ikisi de çok iyi anlaşırlar. 16. Evliydi. Masamichi bir zamanlar evliydi ve şu anda bir kez boşanmış durumda. Evliliği niye bozuldu, niye ayrıldı, kim ayrıldı, birbirini mi aldattı, anlaşamadılar mı vesaire falan hiçbir bilgi de yok bununla ilgili. Çocuğu da oldu diye bir bilgi de yok. 17. En sevimli öğrencisi. Panda ile olan ilişkisi bir ebeveyn ve bir çocuğun ilişkisi gibidir. Zaten pandayı da kendi yani oğlu gibi görmesi de gayet normal. 18. Yuji'den etkilendi. Okula kaydolurken yaptıkları meydana okuma ritüalinden dolayı Yuji'nin benzersiz dövüşü de onu bayağı bir etkilemişti. Arkadaşlar, Masamichi Yaga hakkında bulabildiğim 18 bilgi bunlardı. Şimdi kendisi hakkında çok konuşmak isterim ama Jujutsu karakterleri hakkında çok konuşmayacağım çünkü daha taze, daha bir iki sezon geçsin daha fazla konuşacak bir ton şey vardır, bunu rahatlıkla diyebiliriz. Ama şöyle diyeyim, o kadar havalı tip olmasına rağmen bebekler ile vesaire dövüşme tekniği de hoşuma gitmiyor değil. Gerçekten çok hoşuma gidiyor ve bana göre gayet başarılı bir karakter. Neyse arkadaşlar, daha devamını istiyorsanız Panda gibi karakterlerin bilgi videolarını istiyorsanız bu videonun bir 500-600 like'ı geçmesini bekliyorum. Ben yavaştan kaçar. Videonun sonuna iki tane video ekliyorum. Bir parodi, bir de Jujutsu videolarından. Umarım hoşunuza gitti ve hoşça kalın.